Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirmiş. Kıymetli dostlar, ekranımız bolsun. Norvegiya parlamentida Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik berish yig'ini ochildi. 17 oktyabr kuni Uyg'ur Adliya arxivi Norvegiya Uyg'ur komiteti Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Norvegiyadagi boshqa yerlik tashkilotlarning hamkorligida Norvegiya parlamentida Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildirish haqida guvohlik berish yig'ini ochildi. Yig'inga Norvegiya parlament a'zolari, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, jazo lageri shohidlari va Norvegiyada yashayotgan Uyg'urlar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Guvohlik berish yig'inida oldi bilan Yeshillar partiyasi bayonotchisi Hanson Rasmus Apendi, Liberal partiyasi raisi Malbi Gori xonim, Xristian Demokrat partiyasi bosh vakili Ulstein Dag Eng, Norvegiya parlamenti doimiy komiteti a'zosi Andres Sijalk Anneland qatorliklar ayrim-ayrim so'z qildi. Arqadan Norvegiya Uyg'ur komitetidan Adiljon Abdurahim bugungi guvohlik berish yig'ini haqida qisqacha ma'lumot bergandan keyin Muattar İlqut xonimning riyosatchiligida davom qilgan isbot anglash yig'inida bultur Londonda tashkillangan Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, buning kuchli dalillar bilan isbotlanib bo'lganligini qayd ta'kidladi va Norvegiya hukumatini buningga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Orqadan lager shohidlaridan Sayragul Savutbay, Umar Bekali, Gulbahor Xativoji va Qalbinur Sidiq xonimlar Xitoy tajovuzchilarining bevosita ziyonkashligiga uchurg'uvchilar bo'lib sifati bilan ayrim-ayrim holda guvohlik berib, o'zlari va lagerdagi Uyg'urlar boshdan kechirgan ichinishlik hodisalarini so'zlab o'tdi va Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiy jinoyatlardan hisob so'rilishi kerakligini ta'kidlashdi. Orqadan Germaniyalik Uyg'ur masalalari tadqiqotchisi va Xitoyning jazo lagerlarini dunyoga tunutishda zo'r to'kpi yaratgan Adrian Zeniz apandi yig'inga silliq qatnashib so'z qildi. Arqadan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dulqunaysa apandi bu guvohlik berish yig'inining ro'yobga chiqishi uchun hissa qo'shgan har qaysi taraflarga rahmat aytdi va Sharq Turkistondagi navbatdagi vaziyat va Xitoyning jinoyatlari haqida so'z qildi. Tushdan keyin parlament a'zolari va lager shohidlari parlament binosidan chiqib, Norvegiyaning har qaysi joylaridan kelib, bu yig'inni qo'llab faoliyat o'tkazayotgan Uyg'urlarga ayrim-ayrim so'z qildi. Xi Jinping mustabid hokimiyatini kuchaytirganligiga ishora qildi. Xitoy Kommunist partiyasining 20-ci qurultiyida bexatarlik ta'kidlangan bo'lib, bu jallod Xi Jinpingning mustabid hokimiyatini texnik kuchaytirganligining bishorati ekan. Yig'in mazgilida Xitoy tajovuzchilari har doimqadek Sharq Turkiston xalqini yig'inning butun jarayonini o'ylirdi ko'rishga majburlagan. Tangratog to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy Kommunist partiyasining mamlakatlik 20-ci qurultiyi 16 oktyabr Beijingda ochilgan bo'lib, Xitoy axborot vositalari Sharq Turkistonning Cho'jak shahri, Kerya nohisi, Qutubi nohisi, Cho'rgov bozori, Nansan chorvachilik kenti, Oltay shahri, Savan shahri qatorliq nohiya shahardagi aholilarni o'ylirdi yig'in jarayonini ko'rishga majburlagan va yig'in mazgilida Sharq Turkiston xalqi qattiq kontrol qilingan. Chet al axborot vositalari Xi Jinpingning 20-ci navbatlik qurultoy dokumentining mazmunlarini ilgirki dokument mazmunlariga selishtirib, Xitoyning bu qatim yig'inda iqtisodiy taraqqiyotga qaraganda bexatarlik masalasini alohida ta'kidlaganligini bildirgan. Dokumentning Tayvan haqidagi mazmunida Tayvan masalasini Xitoy qaror qilishi kerak. Xitoy Tayvan masalasida hargiz qurol kuchi ishlatmaslikka va'da bermaydi deb ta'kidlagan. Tayvan taraf buningga javoban Tayvan xalqi Xitoy Kommunist partiyasining 1992-yili o'tirg'i chiqqan atalmish bir Xitoy prinsipi va atalmish bir davlatda ikki xil tuzum va boshqa har qanday tunishini hargiz qabul qilmaydiganligini, o'zining kelgusi haqida qaror qilish faqat Tayvandagi 23 million xalqning huquqi ekanligini bildirgan. Xi Jinping xizmat dokumentida atalmish Xitoycha uslubni zamonaviylashtirish masalasini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, buni kuzatuvchilar Xitoyning tashqi munosabat jihatida Amerika bilan muqim munosabat o'rnatishga uringanligini, ammo uning Tayvanga munosabatlik bayonlarida qattiq so'zlarni ishlatganligini, Amerika va tashqi kuchlarning Tayvan masalasiga aralashib olganligini o'tirg'i qo'yganligini bildirishgan. Kuzatuvchilar Chiang Zemin qatorliq sobiq amaldorlarning yig'inda ko'rinmaganligini,
Xi Jinpingning qayta saylanishining aniq ekanligini, Xi Jinping saylanib qalsa qattiq kontrol va bostirishlarning yanada davom qiladiganligini bildirishmoqda. Uyg'urlar turkumlab atalmish karantin markazlariga elib ketilmoqda. Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan ishni teshidan taqib oilaga qamab och qo'yish, davolamay tashlab qo'yish qilmishi Sharq Turkiston xalqiga og'ir ofat bo'lmoqda. Ijtimoiy fikr vositalarida oshkorlangan sinda Xitoy tajovuzchilari yana uyg'urlarni noma'lum ayirib ko'zdish o'rinlariga kollektiv qamashqa boshlagan. 16 oktyabr ijtimoiy fikr vositalaridan erishgan sinda oshkorlanishicha Sharq Turkistonning noma'lum bir joyida uyida bahraman o'ltirgan Xitoy aqollari o'zlarining ko'z oldidagi manziridan hayron qolgan holda rayondagi uyg'urlarning tutqun qilinib noma'lum bir yerga elib ketilganligini oshkorlagan. 1 minut 3 sekundlik sindagi Xitoylarning so'zlarida noma'lum o'ringa odam tushgan 120 nomerlik ommaviy avtobusning mazkur rayonga 3 qitim kelganligini tutqun qilinganlarning sog'lom ekanligini uyg'urlar balkim burun tilg'a ilingan ommaviy karantin markaziga elib ketilgan bo'lishi mumkinligi tilg'a ilingan. Bu markazga 3500-4000 atrofida odam sig'adiganligi mo'ljallangan bo'lib, mazkur avtobus har bir qitim qatnaganda 150-200 odamni to'shigan. Ikkinchi va uningdan keyingi mushuningga o'xshash sillarda ko'rsatilishicha kishilarni tutqun qilib elib mangan avtobuslar uyg'urlarni yerim kechida mazkur atalmish ommaviy karantin markazlariga elib ketgan. Kuzatuvchilar Xitoyning navbatdagi Sharq Turkistondagi yuqumlanish ahvoli og'ir bo'lmasimi, yuqum sonini oshirib e'lon qilib qamalni kuchaytirganligini, Xitoyning buningdagi razil maqsadining Sharq Turkistondagi qamalni texmi kuchaytirish ekanligini, Xitoyning virus bahonasi bilan Sharq Turkistonni qamal qilishni kuchaytirish harakatlarining xalqaroda andisha paydo qilayotganligini Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash maqsadida yolg'on tashviqotlarni kuchaytirishga urinayotganligini bildirishmoqda. Anqarada Sharq Turkiston muhokama yig'ini o'tkazildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Anqaradagi markazida Sharq Turkistonning o'tmishi va buguni temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur muhokama yig'ini 16 oktyabr Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Anqara markazida o'tkazilgan bo'lib, Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi Sirojiddin Azizi bilan Sharq Turkiston axborot va media jamiyati raisi Abdulvaris Abdulxoliq afandi tashkilotlar birligiga vakolatan tashkillandi. Muhokama yig'iniga Turkiyadagi bir qism axborot o'rinlari, ijtimoiy tashkilot a'zolari, o'quvchilar qatnashgan bo'lib, muhokama yig'inida doktor Erkin Akram Sharq Turkistonning tarixiy va navbatdagi vaziyatini tanishtirib o'tdi. Muhokama yig'inida Nishon radio kanalining boshqaruvchisi Xalil afandi, Dangi radio kanalining bosh muharriri Amrulla Ayan, Eng yangi xabar va koridor gazetidan Sardar Oqyo'l afandi, xabar kun tartib jurnalidan Yavuz Selim afandi qatorliqlarga Sirojiddin Azizi va Abdulvaris Abdulxoliq afandilar xotira buyum taqdim qildi. Turk davlatlari tashkiloti tashqi ishlar ministrlari favqulodda yig'ini Istanbulda chaqirildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Istanbulga joylashgan Dolmabog'cha saroyidagi Jumhur raislik mahkamasi ishxonasida chaqirilgan Turk davlatlari tashkiloti tashqi ishlar ministrlari kengashining favqulodda yig'inida ichilish nutqi so'zladi. Istanbulda 11 ay ilgari tarixiy bir qadam sifatida oila majlisini xalqaroliq bir tashkilotga aylantirganliklarini eskartgan Chavusho'g'li bu orqali Turk dunyosining yushurun kuchini amalga oshira oladigan qurilmiliq bir tuzilmaga erishganliklarini ta'kidlab mundaq dedi. Bugungi kunda Turk dunyosi xuddi tarixdagiga o'xshash yarishariviy jug'rofiyalik siyosatning markaziga aylandi. Energiya, savdo va qatnash liniyasida sharq bilan g'arbni, shimolni va janubni tutashtiradigan xalqaroq jug'rofiyaga egamiz. Nuvatda dunyo boshdan kechirayotgan bu mushkul davrda yer sharining muqimligi va gullanishi uchun Turk dunyosining ahamiyati texamiz zo'raydi. Xitoy virusi yuqumi bosqichi oxirlashmasdanlar bu qitim Ukrainadagi urushning ta'siriga uchirganliklarini va urush bilan sinilayotganliklarini qayd qilgan Chavusho'g'li yer sharivi muqimlik va gullanishning tahdid ostida ekanligini kunsiri o'rlayotgan energiya va ochliq bahosining butkul dunyoga tahdid selayotganligini bu o'zgarishlarning Turk dunyosiga bevosita ta'sir ko'rsatayotganligini eskartib mundaq dedi. Bugun biz bu o'zgarishlar haqida muzokara elib berib, tashlishimizga tegishlik o'rtaq qadamlar to'g'rilik o'zaro fikr almashtiramiz.
etrafımızdaki krizisinin aldığını eliş üçün tirişiş bilen bile, kelgüsüge karata küçülük stratejilik nişanını oturgu koyuşumuz sürürdür. Rayonumuzda mukimlik aralığa aylandırış ve milletimizden paravallıkını aşırışının yolu birlik ve baraverlikimizini küçe yetiştir. Birlik ve baraverlikimizini küçe yetiştirmenin yolu bulsa, del vaxtı da cesaret bilen doğru kadem besiştir. Türk Devletleri Teşkilatı Taşkı İşler Ministerleri Kengişi yığınının kiler ay Semerkant'ı çakırıldığallıkını etkan Çavuşoğlu, bu yığında Türk Devletleri Teşkilatı'nın nöbetçi reislik vazifesini Özbekistan'dan ötküzüp alıdığallıklarını mı sözlerge ilave kıldı. Tacikistan Prezidenti Putin'i tenkitledi. Tacikistan Prezidenti İmomali Rahman, Rusya Prezidenti Vladimir Putin'den Orta Asya devletlerine sabık Sovyet İttifakı'na okşaş muamele kılmasını talep kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Kazakistan'ın paytaxtı Astana'da ötküzülgen Orta Asya Rusya başlıklar yığınının yepyq bölükige münasibetlik ictimai taratqularda tarqılıp atqan suretlerge qarğanda Tacikistan Prezidenti Rahman Rusya Prezidenti Putin'ga xitap kılgan. U sözide Rusya bilen bolgan münasibetlerinin baraber emeslikiden ağırınıp Rusya'nın özü köngül bölüdüğün yemeklik sahasıda Orta Asya bilen bolgan sodasını terakki kıldırganlıkını ama şiriklerge bu cihette baraber muamele kılmayı vatkanlıkını oturgu koygan. Prezident Rahman Tacikistan halkının sanının köp emeslikini özlerinin 100-200 milyon nüfusqa ege devlet emeslikini tilgi elip ama bizden öz tarihimiz, medeniyetimiz ve halkımız var. Örmetlenişini halaymız. Biz namrat devlet emesimiz. Yer astı baylıkları mol bir devletimiz. Biz stratejilik şirikimiz bolgan Rusya'nın menfaatlerge izgil hürmet kılıp keldik. Biz mu bizge hürmet bildirilişini ve başka devletlerge okşaş baraver muamele kılınışını halaymız. Nurgun pul hacileşinin haciti yok diyen. Yığınğı sahip kallı kılgan Kazakistan Prezidenti Kasım Cömert Tokayev'nin Tacikistan Prezidentinin sözünü kesip sözlerini ahırlaştırışını talep kılışıdın ki İmomali Rahman Putin'a burulup Vladimir Vladimirovich, sizden Orta Asya devletlerine sabık Sovyet İttifakı'na okşaş siyaset yürgüzülmesini talep kılımız. Her bir devletinin özüge has meseleleri, örüp adeti, en-eneleri var. Uyğun usulünü tepip her bir devletke onunğu çüşüdüğen şekilde muamele kılış kerek dep sözlerini ahırlaştırgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edimin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.